Merhaba, başınız sağ olsun. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi efendim, tabii çok fazla soracak soru var. En sıcağından başlayalım. Şimdi orada son durum nedir? Öldürülen ne yazık ki kadınla ilgili bize de bilgi verirseniz çok seviniriz. Önce onunla bir başlayalım, sonra diğer başlıklara gelelim. Yani öncelikle tabii bizim arkadaşımızın ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Kendisi bugün Deniz Poyraz, bizim partide çalışan arkadaşımız rahatsız olduğu için gidiyor partiye ve onun yerine işleri yapabilmek için. İşte bu saldırgan kişi 10.30 civarında bize gelen haberlere göre içeri giriyor ve sonuçta Deniz Poyraz'ı katlediyor. Saruhan Bey, başka bir arkadaşın izinde ve onun yerine mi gitmişti Deniz Poyraz? Yanlış mı anladım? Annesi çalışanımızdır. O rahatsız olduğu için bugün açmış gidip. Anlıyorum. Peki evli miydi? Ne zamandır oradaydı? Ve tabii partiyle ne kadar zamandır ilişkisi vardı Deniz Poyraz'ın? Yani o kaç yaşındaydı? Bir de onu soralım Saruhan Bey. Efendim, duyamadım. Bir de kaç yaşında olduğunu soralım. 38 yaşında ama diğer detaylara sahip değilim doğrusu. Hı hı. Bizim yani partili bir ailemizin kızıdır. Yani çok üzücü bir durum dolayısıyla. Peki şimdi bir görüntü paylaştı HDP'de az önce. Orada sizde annesi rahatsız olduğu için Deniz Poyraz o gün, işte bugün geldi, çalışıyor dediniz. Annesi binaya girmeye çalışıyor ama izin verilmiyor. Yani böyle bir görüntü var. Orada son durum ne ve yani buyurun. Bir anne kızının içeride silahlı bir kişiyle karşı karşıya kaldığını duyunca rahatsızlığını falan unutur, kapıya dayanır. Yani bir annedir nihayetinde. Ama içeriye kimseyi almadılar. Bizim parti meclisi ve MYK üyelerimiz var orada. Milletvekillerimiz var. Onları da içeriye almadılar. Durum o. Yani hani annesinin tepkisi çok anlaşılır bir durum. Evet. Şimdi tabii şimdi saldırı kısmına bir gelelim. Deniz Poyraz'la ilgili biraz bilgi edinmek istedik Saruhan Bey. Şimdi bu tür saldırılarla ilgili tabii ki yorumunuzu alacağım ama bundan sonraki süreçte de böyle bir saldırılar olabilir mi? Bu tip saldırılarla ilgili ne dersiniz? Yani umarız bu tür başka saldırıyla karşı karşıya kalınmaz ama ülkenin ortamına baktığımızda iktidarın Türkiye'yi getirmiş olduğu ortama baktığımızda aslında çok olumlu konuşmak da mümkün değil. Yani müthiş bir kutuplaştırma, müthiş bir düşmanlaştırma ve ötekileştirme HDP'ye yönelik. Bir taraftan hukuk ve yargıyı kullanarak HDP'yi kapatmak, demokratik siyasetten tasfiye etmek ya da demokratik siyaset alanındaki siyasetçilere ağır cezalar vermek. Şu anda ben Sincan'daki 6-8 Ekim Kobani duruşmasından konuşuyorum. Evet. Onu izlemek için gelmiştik. Bir taraftan bu saldırılar, diğer taraftan neredeyse her hafta Türkiye'nin bir kentinde mutlaka bizim ilçe yöneticilerimize yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonları İçişleri Bakanlığı eliyle gerçekleştirilen, şimdi de böyle bir saldırı. İşte iktidarın yarattığı ortamdır esas itibariyle bunu mümkün kılan. Bu politik ortam, bu kutuplaştırıcı, bu düşmanlaştırıcı ortam bu tür saldırıların da gerçekleşmesini mümkün hale getiriyor. Esas bunun siyasi sorumlusu çok açık ve net siyasi iktidardır. İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı kendisi o kadar HDP düşmanı bir tutum içindedir ki HDP'yi tasfiye etmek için, HDP'nin milletvekillerini, yöneticilerini tasfiye etmek için o kadar büyük bir çabanın içindedir ki aslında girdiği kirli ilişkileri örtmek için bütün bunları yapmaktadır. Bunu da biliyoruz. Ama bu işin siyasi sorumlusu iktidardır. Saruhan İktidar, Bey, siz dediniz bir ki siyasi partinin bir son cümlemi söyleyeyim. Bu iktidar siyasi partilerin güven içinde siyaset yapabilmesini, demokratik siyasete katılabilmesinin ortamını sağlamak zorundadır. Eğer sağlamıyorsa, bu tür saldırılarla karşı karşıya kalınıyorsa, o zaman bu saldırıları azmettiren ve bunun sorumluluğunu taşıması gereken de siyasi iktidardır.
Saruhan Bey, siz Kobani davasında tabii konuşuyorum oradan dediniz. Orada da HDP aleyhine sloganlar atılmıştı. Dolayısıyla bu iki olayı ilintiliyor musunuz? Son olarak da bunu sorayım. Yani Kobani olayıyla bunun bir alakası olduğunu doğrusu düşünmüyoruz. Ama bu HDP'yi demokratik siyaset alanından uzaklaştırmak için ve Türkiye'de provokatif bir ortam yaratmak için, toplumda bir provokatif ortam yaratmak için atılmış olan bir adımdır. Bunun kesinlikle münferit olduğu kanaatinde değiliz. Planlıdır. Daha önce de bizim il binalarımızı dönük olarak bu tür planlı taciz saldırıları oldu. Silahla dışarıdan ateş edenler oldu. İl binalarını yakmaya çalışanlar oldu. Camlarını kıranlar oldu. Daha geçenlerde genel merkezimize bir saldırı oldu. Hem de polislerin gözü önünde ve polisler o saldıranları gözaltına alamadılar. Çekip gittiler. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz umuyoruz ki iktidar aklını başına toplar. Bu tür provokatif saldırıları toplumda gerginlik yaratacak, ortalığı karıştıracak saldırıların azmettiricisi olma noktasından uzaklaşır ve kimlerse bu işi yapmış olanlar ve azmettirenler, hangi çete yapılarıysa, hangi devlet içine odaklanmış çetelerse onları bulup ortaya çıkartır. Esas meselenin bu olduğunu düşünüyoruz ve biz HDP olarak asla bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz. Demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz ama halkımızın en güçlü ve sert tepkisini demokratik yollarla ve hukuk yollarıyla da vermesini mutlaka sağlayacağız. Buradan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki Saruhan Bey, teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.